الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, insan hayatının dört farklı devresi vardır. Birincisi cenin dönemidir. Rahimde kaldığı müddet. İkincisi dünya hayatıdır. Üçüncüsü kabir. Dördüncüsü ahiret olacaktır. Bu dönemlerden her biri öncekinden daha uzun olacaktır. Anne karnında 9 ay, dünyada şu kadar yıl, kabirde kıyamet kopuncaya kadar, ahirette ise sonsuz nimet ya da azap olacaktır. Şu an dünyada yaşıyoruz. Ölümle bitecek bu hayat. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Hani şu korkup kaçtığınız ölüm var ya, o bir gün mutlaka gelecek. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Her tarafı surlarla çevrili, zırhlarla kaplı kalelerin ucunda olsanız, Kullu nefsin ra'ikatul mevt. En güçlüsü insanın en zayıfı, istisnasız hepsi ölümü mutlaka tadacak. Muhterem kardeşlerim, insanlar arasında şöyle yanlış bir düşünce var. Ölümü musibet olarak görüyorlar. Evet, eğer dünyada Rabbine secde etmiyor, işinin hakkını vermiyor, milletin, devletin, fakirin malını yiyor, yapması gereken ibadetleri kainatın sahibine ifa etmiyorsa, bu kişi için ölüm bir musibettir. Tıpkı yıllarca adaletten kaçan bir caninin yakalanıp mahkemeye çıkarken yaşadığı korku gibi bir onun adına ölüm. وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ahiret için çalışan, dünyada Rabbimin verdiklerini, ahireti kazanmak için burada infak eden, bunu yaparken çocuklarının geleceğini de unutmayan, dünya ile yeteri kadar da uğraşanlar, bunlar için ölüm, dostluğu dosta taşıyan bir köprü olacak. Bir gün Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh yanına halife geliyor. Bir talebenin hocanın karşısında oturma hali gibi çöküyor. Sonra diyor ki, ey alimi Rabbani, söyler misin, neden ölümden korkuyorum? Diyor ki Seleme bin Dinar, innekum amaltum dunyakum ve kabartum ve harabtum ahiretekum. Siz dünyaları imar ettiniz, saraylar kurdunuz, onlar da ebedi yaşayacağınızı hayal ettiniz. Fakat bütün bunları yaparken harabutu mahiratekum, ebedi kalacağınız insan hayatının son merhalesi, ahiretinizi harap ettiniz, bunu düşünmediniz. Onun için ölümden korkuyorsunuz. O zaman halife, vay başıma gelen diyor. Peki o zaman ben nasıl bir dünyaya gidiyorum, beni ne tür bir gelecek bekliyor? Diyor ki Seleme bin Dinar, muhsin olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet edenler, mukaşefe konumunda, durumunda olanlar, onlar şunun gibi ahirete gidiyor. Bir baba memleketi için,
İslam için mücadele ediyor. Ederken esir düşüyor. Esaret kampına götürüyorlar. Yıllarca orada duruyor. Sonra kurtuluyor. Evine, vatanına dönerken nasıl sevinirse, dünyayı bir zindan olarak görenler, ölümlü Allah'a dönerken esaretten gelen babanın yavrusuna kavuşması gibi sevinecek. Fakat eğer dünyada Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre yaşamadıysa, bu da kel-âbid, efendiden kaçan bir köle gibi. Nasıl o yakalanınca, işte şimdi tekrar zulme dönüyorum, acıya dönüyorum, gözyaşlarıyla gider, işte asili, ahireti böyle gördüğümden, ölümden korkar, Cenab-ı Hakk'a böyle gider. Onun için Kur'an-ı Hakim bize bu iki tipi anlatırken buyuruyor ki تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Melekler son anında insanoğlunun yanına gelecek. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sana vaat ettiği cennet diyecekler, sevin bununla. Fakat o köle gibi kaçan, şimdi dönen, yani Cenab-ı Hakk'a isyan eden, o da giderken يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ Bugün size müjde yok diyecekler. İşte gideceğiniz cehennem. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ Efendim, ölümün Müslüman için rahmet, Allah ve Resul düşmanı için musibet olduğunu şu örnekle müşahhas hale getirip hutbemizi bitirelim. İki tane adam tasavvur ediniz. Ev kiralıyorlar. Kendi evleri harap bırakıyorlar. 20 yıllığına ikisi de ev tutuyor. Duruyorlar evde. Biri önce harap bıraktığı hanesini unutuyor. Kapısını açmıyor. Zaten haraptır ya. Öyle bırakmıştı. İçine yılanlar giriyor. Çatı daha da çöküyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Evin sahibi geliyor, kapıyı vuruyor. Diyor ki, bu ev senin değil, sahibi bendim. 20 yıl doldu, kira sözleşmesi de bitti. Hadi ayrıl bakalım evimden diyor. Çıkıyor haneden, geliyor harap bıraktığı evine. Kapı açılmıyor, içini yılanlar kaplamış. İşte dünya, kiraladığımız bir yer. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin sahibi, kira sözleşmesi, yani ömrünüz bitince Hazreti Azrail'i gönderecek. Hadi bakalım çık şimdi buradan. Nereye? Kabire. Nereye? Oradan ahirete. Fakat diğer kişi, o da 20 yıllığına evini kiralamış. Gidiyor bir gün penceresine, diğer gün kapısına, boyasına bakıyor, evini tamir ediyor, güzel bir hal alıyor. 20 yıl sonra hane sahibi, hadi çık bakalım dediğinde, ev onu bekliyor, o da evine koşmak istiyor. Burası benim ebedi yurdum diyor, zaten güzel olmuş, ona Rabbim bir de cennet demiş, beni bekliyor. Mümin ikincisi. Onun için ölüm, el-mevtu cisrun yusirul habibe ilel habib, dostu dosta kavuşturan bir köprü olacak. Onun için ki Hazreti Mevlana o ölüme düğün gecesi şeb-i aruz diyor. Dünyada mustakim yaşayanların ölüm anı şeb-i aruz olacak. Allah Resulü tasdik ediyor.
Kur'an haber veriyor.